Frenlere yavaş bas. Direksiyonu düzgün tut. Buz, lütfen. Bu dağ yollarını avucumun içi gibi bilirim ben. Trevor, dikkat et! Herkes iyi mi? Neyse ki iyiyiz. Şimdi ne yapacağız? Yardım çağıracağım. Sinyal yok. Şimdi herkes beni dinlesin. Ben hayatta kalma teknikleri konusunda uzmanım. Duydun mu Trevor? Kontrolü Musa bırakırsak güvende oluruz. Musa ihtiyacımız yok diyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim size. Evet, işler yolunda gitmediğinde eski bir şarkıdan iyisi yoktur. Şarkı söyleyerek kurtulamayız. Faaliyete geçmeliyiz. Faaliyette benim göbek adımdır. Göbek adının tehlike olduğunu sanıyordum. Lafı dolandırmayı bırak Trevor. Mus en iyisini bilir. Ayaklarım üşüyor. Elmam da yok. Ne gün ama. Hadi girin içeri ve sessiz olun. Şşt, şşt. Yapılacak başka bir şey yok. Gidip yardım çağırmam gerek. Ama acil durumda araç içinde kalmak gerekir, değil mi? Merak etme Trevor. Kutup koşullarında hayatta kalma konusunda uzmanım. Hemen gidip yardım getiririm. Çok cesur. Ne yapacağını biliyor gibi duruyor. Ben de ne yapacağımı biliyorum. Öyle mi? Peki neymiş o? Dışarı çıkıp bir ateş yakacağız. Evet. Bu bizi ısıtıp sıcak tutar. Bir ateş mi? Harika. Yanabileceğini düşündüğünüz şeyleri toplamaya çalışın. Peki koltukların bu ahşap çıtalarını ne dersiniz? Harika. Peki ya gitarı? Hayır, gitarım olmaz. O benimle kalacak. Sanırım bu kadar yeter. Hadi bakayım. Kötü koyunlar. Size sessiz olun Elvis dedim. Sessiz. Bunların burada ne işi var? Sam, Penny. Ben Norman'a onlara bakacağıma dair söz verdim. Koyunları burada tutamazsın Elvis. Peki memur Steele ne olacak? Peki ne yapacağım şimdi? İpin diğer ucunu yüzen iskeleye bağlamanı istiyorum, tamam mı? Tamam Sam. Merak etmeyin millet. İtfaiyeci Sam sizi kıyıya doğru çekecek. Merkürinin gücü çekmeye yetmiyor. İskelenin hareketine engel oluyor olmalı. Elvis, şunu tut hadi. Ben su altına ineceğim. Hayır, balık yeme olacaksın. Hazır Sam. Geliştirme egzersizlerine ihtiyacımız yok. Biz zaten birlikte mükemmel çalışıyoruz Elvis. Harika bir takımız biz. Anne çok üzgünüm. Canavarı göremedim. Eminim Sera bize her şeyi anlatacaktır. Aslında canavarı hiç görmedim. Görmüş gibi yaptım. Ama Sera,
Herkesi çok korkuttun ve büyük bir tehlike atlattın. Biliyorum Sam amca, çok özür dilerim. Bir daha asla bir şey uydurmayacağım. Ama Sarah, neden böyle bir şey söyledin ki? Trenine bir sürü yolcu binsin istemiştim dedeciğim. Merak etme Sarah. Dağların ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Garrett'ın treniyle tekrar gideceğim kesin. Evet. Ben de. Ben de. Biz de. Evet Garrett. Anlaşılan işlerin çok yoğun olacak değil mi? Hay aksi. Bir türlü çıkmıyor. Oh, Elvis kimse fark etmez. Gözlerime inanamıyorum. Jüpiter'deki korkunç çizik de nedir böyle? Anahtarlarımla çarptım efendim. Yanlışlıkla oldu. Çıkarmaya çalışıyorum. Yeni buharlı tren gibi kusursuz olmasını istiyorum da. Bir şey olmaz Critlington. Jüpiter bir itfaiye kamyonu. Eski görev yaraları olabilir tabii. Sanırım hepiniz benimle birlikte Pontypandy'nin yepyeni buharlı trenini alkışlarsınız. Hayır. Merak etme Jüpiter. Sen de pırıl pırıl ve güzel görüneceksin. Biraz boya her şeyi çözer. Aa, hayır! Jüpiter, yanlışlıkla sarı boya kullandım. Olamaz, şimdi de lekeli oldun. İşte oldu tertemiz. Süslemeler nasıl gidiyor? Bitmek üzere dedi. Harika. İlk yolcular az sonra burada olur. Çok güzel ve sefere hazır durumda. Olamaz. Şu bayraklar düştü Sarah. Dedeme söyleyeyim. Hayır biz yapabiliriz. Sen merdiveni tut. Yetişemiyorum. Daha yükseğe çıkmam gerekiyor. Oh. Ay, dikkat et James. James! Gel bakalım James. Özür dilerim dedi. Senden yardım istemeliydim. Üzülme James. Sen burada dur, ben düzeltirim. Çok özür dilerim Jüpiter. Pontypandy'nin harika yepyeni aracı. Evet, işte bu. Harikanın yeterli olduğunu sanmıyorum Sam. Şahane desen nasıl olur ha? Ya da göz kamaştırıcı. Hayır, buldum. Muhteşem, görkemli. Evet. Teşekkür ederim ama bunlar benim için fazla süslü kelimeler efendim. Anlamlarını bile bilmiyorum. Ama sen onları dinleme Jüpiter. Sam, konuşmana başka bir yerde çalışamaz mısın acaba? Jüpiter'in seni duyamayacağı bir yerde. Affedersin Elvis, elbette ama eminim Jüpiter bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyordur, değil mi? Bunu çıkaracağım Jüpiter, sen merak etme. İşte geliyorlar. Gelmenize çok sevindim. Dümeni hiç kıpırdatamıyorum. Ben yapmadım. Merak etme Charlie. Ben hemen hallederim. Sen motorun kapalı olduğundan emin ol. Tamam Penny. Görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim çok kıvrak ve oynak bir şeydir. Aferin Mandy. Pontypandy öncüsü balıkçı rozeti almayı hak ettin. Anne, ilk balığı ben tutmak istiyordum. Üzülme Norman. Annesinin küçük hazinesi çok yakında koca bir balık tutacak. Anne, tuttum.
balık tuttum. Ha, gerçekten çok büyük. Oo, Norman, bu gerçekten çok büyük bir şeye benziyor. Balıkla birlikte hareket et Norman. Misina'yı kopartmasına izin verme. Merak etme bir tanem, annen geliyor. Teşekkür ederim anne. İçeri çek Norman. Şu ipten kurtaramıyorum ki. Dil gibi olmalı. Deniz, sanırım Elvis'te Norman'ın yardıma ihtiyacı var. Gelip dümene sen geçebilir misin acaba? Elbette Charlie. Norman'ımın balık tutmasına yardım için ne gerekirse sadece yaparım. Sadece düzgün tut yeter, tamam? Bu Fonty Fenty'de tutulan en büyük balık olacak. Ve küçük yavrum da çok ünlü olacak. Anne! Balığım! Tekneye su doluyor. Bir delik açılmış. Kayaya çarpmış olmalıyız. Haklısın Penny. Hepimiz derhal Neptün'e geçsek iyi olacak. Neptün nerede? Oraya gitmiş. Elvis, şu kovayı alıp hemen suyu boşaltmaya başlamalısın. Ben telsizle yardım isteyeceğim. Olamaz. İşaret fişeği gönder Charlie. 1, 2, 3, çek. İşe yarayacağını hiç sanmıyorum efendim. Haklı olabilirsin. Çekip çıkaramıyorsak geriye tek bir seçenek kalıyor. Platformu hemen kesmemiz gerekiyor. Hayır. Ne tarafa gitti? Tarlanın karşısına, şu tarafa. Onu tutmaya çalıştım Sam. Merak etme Norman, artık ben buradayım. İmdat! Sakin ol Sera. Merdiven getireceğim. Bağırma sesleri duydum. Sorun ne? Buradayım. İmdat! Merdiveni boş ver. Daha iyi bir fikrim var benim. Yardım edebilir miyim sen? Bunun diğer ucunu tut Muz. Ama sıkı tut. Tamam Sera. Şimdi ellerinle tutunup kendini sarkıt lütfen. Şimdi düşerken sırt üstü düşmeye çalış, tamam mı? Evet. Artık atlayabilirsin. Vay canına, bu eğlenceli görünüyor. Hayır efendim, lütfen. Kenara çekil Kirtlington. Durun, siz güzel kamyonuma ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Jüpiter sıkıştı ve Chef Boyce platformu kesmek istiyor. Ne? Buna hiç gerek yok. Senin daha iyi bir fikrin mi var? Aslında var. Neden lastikleri indirmiyorsunuz ki? Araç alçalırsa onu çıkarabilirsiniz. Değil mi? Bu fikir işe yarayabilir, değil. Burada neler oluyor efendim? Bu benim hatamdı Sam. Platformu düzgün kilitlememişim. Benden beklenmeyen bir hata. Belki kendime bir gözlük almam gerekiyor. Ama Memur Steel tam bir kahramandı. Harika bir plan yaptı. Öyle değil mi efendim? Hala bir iki numara çeviremeyecek kadar yaşlı değilim sanırım. Sırtınız nasıl? İyi misiniz efendim? Bak, dimdik duruyorum ve sırtım da gayet iyi durumda. O zaman işe dönmek ister misiniz? Kesinlikle. Tabii Chef Boyce da sakınca görmüyorsa. Evet. Elbette. İstasyon yine Memur Steel'in becerikli ellerine emanet olacak. Hoşça kal yaşlı dostum. Yaşlı dostum. Kirtlington, sırıtıp durma orada. Şu kamyonu çıkar ve lastikleri de tekrar şişir. Geri dönmeniz bir harika efendim. Geri dönmek gerçek. Bir karabatak gördüm. Evet. O martı değil mi? Hayır, kanatlarına bak. Haklısın. Bu bizi 10 puan kazandırır. Şuradaki nedir? Su parıldayıp duruyor, bakın. Suyun böyle parladığını hiç görmemiştim. Parlak mı? Nerede? İşte orada. Harika! Bir balık sürüsü gördün James.
Büyük bir sürü. Gördüğüm en büyük sürü. Vay canına. Sıkı durun çocuklar. Balık tutacağız. Gördün mü Elvis? Kıvırıp sarmaya buradan başlıyorsun. İşte böyle. Oo, kıvırmaya başladım. Evet. Böylece tek elinde tutup bu şekilde çekebilirsin ve ucundan bağlantı yerine takılıyor. Bağlantı yeri tabii ya. Şimdi hepsi mantıklı geldi işte. He? 3 metre kadar kaldı. Kendi başına bitirebilir misin? Tabii ki Sam. Harika. Efendim, sakıncası yoksa Charlie'nin yanına dönebilir miyim? Musluk tamirine yardım ediyordum da. Evet, tabii ki Sam. Sam, şu en sondaki tutma yeri için ne demiştin? Sanırım Charlie'nin biraz daha beklemesi gerek. James, rotamızı rüzgar yönünde tut. Mandy, Norman, çapayı çekin. Sarah, vincin başında dur. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ama çok eğlenceli. Çok balık tuttuk. Geri çekilin çocuklar. İçeri alıyorum onları. Vay canına. Hiç bu kadar çok balık görmemiştim. Sıkı durun. Hadi. Bu gördüğüm en büyük av ve ondan vazgeçmeyeceğim. Bitti. Bu harika Elvis. Çok iyi sardın. Nasıl yapacağımı gösterdiğin için teşekkürler. Bir itfaiyeci ekipmanlarına iyi bakmalıdır. Kardeşine yardımdan alıkoyduğum için de özür dilerim. Önemli değil Elvis. Charlie'yi biraz tanıyorsam çoktan uyumuştur zaten. Hayır! Bunu tekneye çekebilirsem efsane olabilirim. Ponty Bendy tarihinin en büyük balık avını ben yapmış olurum. Tamam. Bir şey yok çocuklar. Serbest bırakacağım. Vinç bozulmuş. Motora da su kaçmış. Peki şimdi ne yapacağız baba? Merak etme, bir şey olmayacak ama itfaiyeci Sam'i aramanın vakti geldi sanırım. İşte oldu. Yanmak üzere Elvis. Penny, gelin de bakın. Bu çok güzel Sam. Yanan ateşin kokusuna bayılıyorum. Ateş. Hayır. Affedersin Sam. Kıpırdama Norman. Sana kartopu atmak istiyorum. Kartopuyla vurulacaksam neden kıpırdamadan duruyorum ki? Beni içerideyken vuramazsın. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olur. İşte oldu. Çalışmaya başladı. Burası az sonra ısınmış olur. Merak etmeyin. Harika iş çıkarttın Mike. Acil bir çağrı. Flotların evinde yangın. Flotların evinde yangın çıkmış. Flotların evinde yangın çıkmış. Bir dakika, orası benim evim ama. Beni bekleyin. Üzülme Mandy. Benim için senin iyi olman yeterli. Gazı kapat Elvis. Ne oldu? Ne pişiriyordun kızım? Norman'ın annesinin atkısını. Biraz fazla pişmiş olabilir bence. Başım gerçekten büyük dertte. Her zamanki gibi Norman. Yeni bir atkı alman gerekiyor. Norman, en iyi atkımı mahvettiğine inanamıyorum.
Özür dilerim anne. Ama telafi etmenin bir yolu var. Ha? Var mı? Kardan başka bir şey yapmanı istiyorum tatlım. Ne? Başka bir kardan adam mı? Caddeye kadar bir yol. Böylece Trevor, yani müşterilerim sürekli kayıp durmaz. İyi fikir Dillis. Tamam öncüler, harekete geçme vakti. Dağın zirvesine çıkıyoruz. Evet. Hey, dağın zirvesi bu tarafta. Hayır dostum, bu tarafta. Bu küçük dijital güzellik navigasyon uydusunu kullanıyor. Başladığımız yere döndük. Uydu aletinin kafası mı karışmış ne? Hayır, sadece kapatıp açmam gerekiyor. Hadi öncüler, muhtemelen bir şey sinyali engellemiştir. Yine buraya geldik. Dinleyin çocuklar. Güneş doğudan batıya doğru döner değil mi? O zaman zirvenin bu yönde olduğunu biliyoruz. Hadi. Doğanın sözünü dinlemelisiniz. Ve bu şekilde sonunda daima... Başladığınız yere dönersiniz. Ha. Neden güldüğünü anlamadım. Senin uydu aletinde daha iyisini yapamadım. Bütün gün daire çizip duramayız dostum. Yapılacak tek bir şey var, ağaca tırmanmak. Ağaca tırmanmak mı? Şimdi en uzun ağacın tepesine tırmanıp nerede olduğumuza bakacağız. Hayır. En uzun ağacın tepesine tırmanma yarışı yapacağız. Kazanan en iyi dağcı olur, tamam mı? O ben olacağım, sorun değil. Söylemek istemezdim dostum ama kesinlikle ben olacağım bu. Ben olacağım. Kanada'dayken ağaca tırmanma madalyaları kazanmıştım. Üzgünüm dostum, ben kazanacağım. Bu gidişle dağın zirvesine asla çıkamayacağız. Bildiğiniz gibi kedi kurtarma olayları için ağaca çıkmanın daha basit bir yolunu bulacaktık. Cevap bu kutuda işte. Bir gönüllü istiyorum. Roket motorlu botlar bunlar mı? Hayır, Crinlington. Ağaç mahmuzları. Botlarınıza takılan basit bir alet bu. Bu sert mahmuzlar ağaca saplanıyor ve kolayca tırmanmanızı sağlıyor. Harika. Bakın, ben taktım bile. Ayağım sıkıştı. Diğer ayağım da sıkıştı. Mahmuzları bugün test etmek istiyordum ama onun yerine Crinlington'u çöpten çıkaracağız sanırım. Yine. Affedersiniz efendim. Şu çöpü çek gözümün önünden. O çöp değil. Benim elimle boy ölçüşemez. Birbirlerine dolanıyorlar. Bir kenara çekil dostum. Aletlerimi mahvediyorsun. Önce ben geldim. Bu da ne böyle? Gerçekten sıkıştık burada. Telefon edip yardım isteyeceğim. Sinyal yok. Sanırım tek bir konuda hemfikir olabiliriz. Bu dalların kırılmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar, yardım çağırsanız iyi olacak. Sam! Kayışı indiriyorum Sam. Olamaz. Üzgünüm çocuklar ama geç oluyor. Sanırım artık eve gitmeliyiz. Lütfen anne, biraz daha bekleyemez miyiz? Lütfen. Evet, zamanımız kalmadı. Herkesi eve göndermek zorundayım. Bayanlar ve baylar, çok üzgünüm ama Elvis bu akşam gelemedi. Bu yüzden maalesef... Maalesef gecenin programında bir değişiklik oldu. Size ben şarkı söyleyeceğim. Siz mi? Evet, ben. Ne de olsa itfaiyeciler toplumun ihtiyacı olduğunda göreve koşmaya hep hazır olmalıdır. Hazır mısın? Elbette. Gitarım ve ben her zaman hazırız. İtfaiyede dans ediyoruz. Biz bu anı çok seviyoruz. Açın yolu, geliyoruz. Günün kahramanı oluyoruz. Evet Mike, sağ salim kurtuldun. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalısınız, tamam mı çocuklar? Kurtulduğuna çok sevindim Mike. Ama konseri kaçırdığım için biraz üzgünüm. Artık gitsem bile o büyük çıkışımı yapamayacağım ki. Tom,
Evet Sam. Konsere gitmeye ne dersin peki? İtfaiyede dans ediyoruz. Evet evet dans ediyoruz. İtfaiyede dans ediyoruz. Dans edip şarkı söylüyoruz. Keşke Clinton bunu görebilseydi. Bakın, bu Elvis. Ah, süper kahraman gibi. Bu gördüğüm en güzel konser. Harika. Evet, haklısın. Bravo Elvis. Evet, evet. Bizim işimiz hayat kurtarma. Sam'le beni arayın zor durumda. İtfaiyeci. 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 İtfaiyeci Sam tam kahraman. Çağrılara koşar oradan buradan. Sam, Sam, Sam kahraman. Yaşasın. Harika. Harikasınız. Harika. Çok güzel. Harikasınız. Teşekkürler. Bu saate kadar kaldığımız için teşekkür ederiz anne. Bu izlediğim en iyi konser. Sana. İtfaiyeci Bob, Billy Bob Blizzard'dan daha iyi. İmdat! İmdat! Mike, iyi misin? Sam, sen misin? İyiyim. İyiyim ama ben çok üşüdüm. Oradan çıkana kadar sana sıcak kalman için bir battaniye ve bir matara çay gönderiyorum, tamam mı? Penny, sorun yok. Mike yaralanmamış ama bir çukura düşmüş. Bu yüzden Tom Thomas'ın onu vinçle çıkarması gerek. Onu hemen ararım efendim. İşte Tom Thomas geliyor. Seni hemen oradan çıkaracağız Mike. Dikkat et. İndiriyorum Sam. Geldi. Tamam, biz biraz daha snowboard yapalım. Aa, Norman Price, şu senin snowboard'un sanki annenin ütü masasına benziyor. Ne dersin? Annen duyunca hiç mutlu olmayacak. Bu onun fikriydi. Hayır, değildi. Senin fikrinde. Her kiminse Mike Flood'u kurtarmama yardımcı oldu. Benim fikrimdi. Hayır, değildi. Benim fikrimde. Hadi Mike, seni hemen eve götürelim. İkinize de tebrikler. Aa, Mike nerede? Onu eve götürdük. Soğuktan donmak üzereydi. Oo, delik boruyu tamir etmek için buraya geleceğini sanıyordum. Delik boru? Elvis, bunu tamamen unutmuşum. Merak etmeyin efendim. Her şey kontrolüm altında. Clinton. Bye canım. Ama sen...